Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da <laughs> sat demiyoruz. Karnınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Coinbase'in arkadaşlar ABD'den ayrılma haberleri üzerine konuşacağız. Çünkü oldukça önemli. E, bunlar neden oluyor? Neler olacak? Kriptolar konusunda dünya genelinde güçler dengesi inanılmaz şekilde Değişmeye devam ediyor ve çok farklı bir e, boyut alma sürecinde arkadaşlar. Bunların üzerine konuşacağız. Tabii BTC tarafında düşüşler var. Normaldir. 28.5'lara kadar düşüşler olabilir. E, bu seviyelerden de çok güzel bir alım fırsatı verecektir. Panik e, olacak herhangi bir şey yok yani. Şimdi ne dedik? E, Coinbase ABD'den ayrılabilir dedik. Bir kere şunu söyleyebilirim. E, konuyla alakalı sürekli konuşuyoruz ancak. ABD pazarı bakın en baştan söyleyeyim regülasyon etkisinin sert olduğu ülkelerin merkezli borsalarında oynamayınız arkadaşlar. Bu ülkelerin kripto paralarını bu ülkelerin e, projelerini satın almak mantıklı olmayacaktır. Çünkü e, çok sert hamleler dahilinde düşüşler yaşanabilir ve bu borsalarda sansasyonel şekilde e, burada regülatörlerden gelecek. Tek bir mektupla bile onlarca altcoin delist edilebilir. E, bakınız Coinbase bunlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz son zamanlarda aslında ABD fonların batıdan doğuya kaymasından dolayı binastan tedirginken bizzat kendileri kendi politikalarıyla yanlış politikalarıyla bu işi gerçekleştirdi. Nasıl sert regülasyonlar yapmaya başladılar. E, Bittirex'inden tutun CoinEx. Kraken, Paxos, işte Kanada'da yine Paxos ve DYDX vesaire derken ne oldu arkadaşlar? Sürekli anlamda hem Kanada'dan hem de ABD pazarlarından çıkan, ayrılan taraflar görüyoruz, projeler görüyoruz. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü regülasyon etkisinde kalmak istemiyorlar. Adam diyor ki ya burada iş yapamıyorum, iş. Adam diyor ki ben burada çalışamıyorum. Gerçekten yaptığım şey değmiyor. Üstüne adamlar beni mahkemeye veriyor. Dünyanın parasını ödeyeceğim. Tamam. Yani o yüzden çok e, akıl karı bir iş değil. Bakınız bir sürü borsa ABD'den ayrıldı. Aynı zamanda da ne oldu arkadaşlar? Şu an büyük ihtimalle Binance'da ABD pazarlarından e, çekilecek gibi gözüküyor. Neden? E, CFTC ile aralarında olan mahkeme süreci bakınız olduktan sonra... Binance'ın ABD'de iş yapması çok zor. E, Seç tabii bir yandan kendi kendilerinin yani piyasa içerisinde bir topal ördek arıyor. İstiyor ki bir borsa olsun ve bana çalışsın. E belli ki Coinbase bunu istemiyor. Tabi bekleyip göreceğiz işler hiç belli olmaz ama. E, kimse bunu da istemiyor arkadaşlar. Tamam adamlar para kazanmak istiyor. Rekabet yapıp iş yapmak istiyor adamlar. Yani... Devletin e, topal ördeği olmak istemiyorlar piyasanın içerisindeki maşası. O yüzden bu şekilde hareketler oluyor. Çok büyük ihtimalle yıllar içerisinde e, zamanında Çin'de gördüğümüz olay ABD biraz daha kripto piyasası içerisinde kendi içinde get dolaşıp dünyanın geneline göre biraz daha kendi yağında kavrulabilecek farklı bir hareket yapabilir. Zannediyorum şu anki borsaları... Belki de bundan yıllar sonra biraz daha doğu tarafında etkin göreceğiz ve doğu tarafı batı tarafına göre kriptolar konusunda Çin, Rusya gibi taraflar çok daha icraatte halde olacak gibi gözüküyor. Coinbase ABD'den ayrılabilir. Bloomberg'in haberine göre Coinbase ABD'deki düzenleyici yaklaşım değişmediği takdirde ülkeden ayrılmayı düşünebilir. ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase genel merkezini taşımayı bir kere daha gündemine almış durumda. Bu neyde var arkadaşlar başka Coinbase'den başka? Ripple'da var Ripple'da. Özellikle mahkeme süreci de devam ediyor ya. Mahkemeyi kaybederse hiç düşünmeden şey yapacaklar CEO ile diyor. De merkezi taşıyacaklar. Londra'da düzenlenen bir fintech etkinliğinde söz alan Armstrong, Birleşik Krallığın eski Maliye Bakanı George Osborne tarafından yönetilen bir soruya yanıt verdi. Osborne'un Coinbase'in genel merkezini Birleşik Krallığa taşıyıp düşünüp düşünmediğini sorusuna yanıt veren Armstrong her ihtimali değerlendirdiklerini ifade etti. Regülasyon sıkıntıları sürüyor. Armstrong ABD'deki kripto regülasyonları konusunda netlik sıkıntısı olduğunu bir kere daha dile getirdi. Borsa Geçtiğimiz ay secden bir Wells bildirimi almıştı. Armstrong şunları söyledi. ABD kripto sektöründe önemli bir pazar olması potansiyeline sahip. Ancak şu anda düzenleyici bir netliğe ihtiyaç duyuyoruz. ABD'de düzenleyici netlik birkaç yıl daha oluşmazsa dünyanın diğer bölgelerine daha fazla yatırım yapmayı düşünmemiz gerekebilir. Evet. Bunu her yerde görüyoruz arkadaşlar şu an. Bu sıkıntı var. Mesela ee, şu anda Almanya işte ne bileyim Hong Kong tarafı olsun tamam mı ee, vesaire vesaire. Ya Çin'de bile regülasyon var. Bak adamlar çıktı delikanlı gibi dedi ki kardeşim biz yasaklıyoruz bunlar. Bak bu regülasyonun zirve noktasıdır arkadaşlar bakmayın gayet net işte değil mi? Yani e tabi e, içeride de parayı döndürüyorlar orası ayrı. Çin böyledir yani Elon Musk'ın devletleşmiş halidir. Ne yaparlar? Yasaklarlar işte biz komünist devletiz adı altında ama tamam bak yasakladık ama çeviriyoruz yani arkadaş bitcoin'i de yasakladık altcoin'leri de yasakladık ama devlet hazinemizde var ama özel sektörümüz girer ama Hong Kong'dan coin'leri taşırız. Tamam bu şekilde yani. Geçtiğimiz ay Coinbase'in küresel... Müşterileri için alternatif bir merkez oluşturmak için çeşitli yatırım firmalarıyla görüştüğü haberleri gündemi meşgul etmişti. Coinbase'in uluslararası iş geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı olan Nana Murugesan'a göre borsa şirketin bölgesel merkezini nereye kurabileceği konusunda Avrupalı yetkililerle yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını kaydetti. Burada şey tarafı arkadaşlar mesela nedir o? Ripple İspanya'da kurabilme ihtimali olduğunu söylemişti. Mahkemeyi kaybederse. Tamam mı? Coinbase daha önce Hollanda, İtalya, Almanya ve İrlanda'da regülatörlere kayıt yaptırmıştı. Şirket şimdi de Fransa ve İspanya'da da benzer olaylar almak için, onaylar almak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada sizce Coinbase... ABD pazarlarından ayrılır mı? Merkez üssü taşır mı? Aynı zamanda sizce Ripple mahkemeyi kazanabilir mi sorusunu videonun yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kendi fikrinizi fikirdir, önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.